Ve tekrar birlikteyiz. Günün manşetlerinde sevgili seyirciler, görüntülerden de anladığınız üzere 29 Ekim artık sayılı günler kaldı. Atatürk Türkiye'sine, Türkiye Cumhuriyeti için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yürüyeceğiz hep birlikte. Stüdyomuzda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tekin Bingöl var. Sayın Bingöl hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Klibimizi izlettirdik izleyicilerimize ama 29 Ekim'de CHP'nin programı nasıl olacak onu bir hatırlatalım. Sonra size döneceğim tekrar. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Bayramı'nda CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 1. Meclis'ten Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştirecek. Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin 29 Ekim planına dair bir açıklama yaptı. Gerçekleştireceğimiz bu yürüyüşe parlamenter demokrasimizin savunucusu CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katılacaktır. Başvurumuzu yaptık. Resim başvurumuz önemli ölçüde kabul görmüştür. Bizim kararlılığımız her halükarda bu yürüyüşü gerçekleştirmek noktasındadır. Ama yaptığımız başvuru da olumlu karşılanmıştır. Tekin Bingöl, yürüyüşe tüm vatandaşlar davetlidir dedi. Bu yürüyüşte sadece Cumhuriyet Halk Partililer olmayacak. Cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, barışa, özgürlüğe sahip çıkan, bu değerleri çok önemseyen bütün vatandaşlarımızın davet edildiği bir yürüyüş olacaktır. Ve bu kutlu yürüyüşe tüm vatandaşlarımız davetlidir. CHP'li Tekin Bingöl, eski Genelkurmay Başkanı İlmi Özkök'le ilgili de açıklamalar yaptı. Sayın Genel Başkanımızın bir kez daha ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi bir süre önce Genel Başkanımız grup toplantısında da bir belge göstererek 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bir kararı kamuoyuyla paylaşmıştı. Orada Fethullahçı terör örgütüyle ilgili bir tespit vardı, somut bir tespit vardı. Hilmi Özkök açık bir şekilde Genel Başkanımızı teyit etti ve Milli Güvenlik Kurulu'nda bu kararın alınmasına rağmen hükümetin herhangi bir girişimde bulunmadığını ifade etti. 17-25 Aralık miladı söylemi de çürümüştür, çöpe atılmıştır. Dönemin Genelkurmay Başkanı tarafından dile getirilen bu konu, Genel Başkanımızın bahsettiği o 2004 tarihini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve iktidarın söylemleri adeta yerle yeksan olmuştur. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için CHP'nin 1. Meclis'ten Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştireceğini söyledik. Sayın Tekin Bingöl yanımızda, sorularımızı soralım. Şimdi sadece CHP yürümeyecek tabii. Evet. Bunu siz de dile getirdiniz. Tüm Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk, laiklik, barış sevdalısı tüm Türkiye yürüyecek. Evet. Ve bu anlamda çeşitli kutlamalar da yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda. Buradan başlayalım Sayın Bingöl. Bir takım terör tehditleri de var. İşte bir takım görüntüler çıktı Anıtkabir'den ve çevresinden terör unsurlarına ait. Ama biz yılmayacağız. Az önce de sözünü ettiğim gibi Cumhuriyet için, Atatürk için, devrimler için, laiklik için, barış için yürüyeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına böyle bir fırsat tanıdı Halk TV. Biz 29 Ekim'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Parlamenter demokrasimizin savunucusu Sayın Genel Başkanımız da katılacak. Aslında Sayın Genel Başkanımız hiçbir etkinlikte bizi yalnız bırakmadı. Sayın Genel Başkanımız Taksim'de vardı, Anafartalar mitinginde vardı, Gündoğdu'da vardı, 19 Mayıs'ta vardı, 30 Ağustos'ta vardı. 29 Ekim'de de bizimle birlikte o uzun yürüyüşü Anıtkabir'e varıncaya kadar sürdürecek. Evet. Tabii biz sadece 29 Ekim'de Ankara'da böyle bir yürüyüşle sınırlı kalmayacak. Etkinliklerimiz Türkiye'nin her tarafında yoğun bir şekilde, coşkulu bir şekilde Cumhuriyet'in ruhuna uygun bir şekilde kutlayacağız. Neler yapacağız?
kalabalık bir şekilde bütün örgütlerimiz çelenk koyma törenine katılacak. Örgütlerimizi bayraklarla süsleyeceğiz. Ve yürüyüşler, mitingler, konferanslar, söyleşiler, paneller, Fener alaylarına varıncaya kadar bir dizi etkinliğimiz olacak. Bunların birçoğunu örgütlerimiz 29 Ekim'de hayata geçirecekler. Biz de Ankara'da Cumhuriyet'in ruhuna uygun bir şekilde 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Terör eylemlerinden bahsettiniz. Doğrudur. Uzun süredir bu terör eylemleri söz konusu. Maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuz koşullar terör örgütlerine buralarda eylem koyma fırsatı veriyor. Biz bu terör örgütlerinin eylemleri nedeniyle asla geri adım atmayacağız. Zaten terör örgütlerinin amacı korkutmak, sindirmek, yıldırmak, geri adım attırmak, pes etmek ve teslim almak. O açıdan biz hiçbir şekilde bir kararlı duruşumuzdan zerre kadar taviz vermeden bu etkinlikleri sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerinin bu emellerini boşa çıkaracağız. Bu nedenle bu etkinlikleri biz düzenliyoruz. Aslında yapmak istenilen de bu. Bu, o açıdan onların emellerini boşa çıkaracağız. Sloganı ne olacak? Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz, pes etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çok güzel, çok slogan üretilebilir. Evet. Ama şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Daha fazla cesaret, daha fazla cumhuriyet diyeceğiz. Yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. O coşkulu kalabalıkları biz 19 Mayıs'ta yaşadık. Biz 30 Ağustos'ta yaşadık. İnanıyorum bütün bu olumsuz gelişmeler 29 Ekim'de çok daha büyük kalabalıklarla evet. o yürüyüşü gerçekleştirmemize yol açacak. Ben şimdiden heyecanlandım evet. açıkçası. Ve bizim ortaya koyduğumuz bu tavır cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, insan haklarını, özgürlüğü, barışı savunan, bu konuda açık tavır koyan milyonlarca insanımızı sizin gibi heyecanlandırıyor. Ve onlar da bu yürüyüşe katılacaktır. Biz hep şunu dile getirdik. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi öncülük ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi düzenliyor. Cumhuriyet Halk Partisi yasal girişimlerde bulunuyor ama bu etkinliklerimiz bütün vatandaşlarımıza açık. Biz yaptığımız mitinglerde, o büyük mitinglerde, o büyük yürüyüşlerde vatandaşlarımızı davet ettik. Parti amblemimizi ihtiva eden hiçbir bayrak, poster kullanmadık. Niye? Evet. Burada asıl olan cumhuriyet, asıl olan parlamenter demokrasi ise, evet. asıl olan laiklik ise, o zaman bu değerlere de önem veren her vatandaşımız bu etkinliklere davet edilmeli, katılmalı. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Sivil toplum örgütlerimizin, sendikalarımızın, meslek odalarımızın tamamı davetli. Siyasi partiye mensup vatandaşlarımız rahatlıkla bu büyük yürüyüşe katılmalı. Hem teröre bir mesaj verilmeli, hem terör örgütlerine karşı bir net ve asil duruş sergilenmeli hep birlikte. Hem de bu parlamenter demokrasiye, özellikle bugünlerde cumhuriyetimize sahip çıkmanın evet. en önemli yönlerinden bir tanesi de bu etkinliklere, yöntemlerinden bir tanesi de bu etkinliklere şimdi katılmak olmalı. Şimdi bu 29 Ekim çok daha önemli. Çünkü evet. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi tehlikesi atlattı. Cumhuriyetin, evet. demokrasinin, hukukun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördü tüm Türkiye. Evet. Siyasi partiler de umuyoruz, başta iktidar partisi olmak üzere. Görenler de var, görmeyenler evet, de var. Evet, bunu gördüğünü ve yaşamasını istiyoruz tabii evet. biz. Samimi olarak, evet. Atatürk Türkiye'sini, Cumhuriyet'i samimi olarak yaşamasını. Çünkü hı hı. eğer bunlar olmazsa nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını Türkiye'nin bir kere daha gördük. Bu anlamda evet. da bu 29 Ekim çok önemli. Çok önemli. Tam da dediğiniz gibi bir 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çok açık bir tavır koymuştuk. Hala hafızalarda taptaze. Başta genel başkanımız olmak üzere o tavrı o gece koyduk. Daha birçok insan ne olduğunu anlayamadan biz taşları yerine oturmadan o tavrı koymuştuk. Bizim darbe ve diktaya karşıtlığımız çok net. Bu bugün ortaya çıkan bir duruş değil. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz barıştan yana bir partiyiz. Biz darbe girişimlerini, diktayı tamamen reddeden bir partiyiz. Kaldı ki darbeden en çok mağdur olan parti biziz. Evet. Partimiz kapatıldı. Bizim yöneticilerimiz gözaltına alındılar, tutuklandılar. Ama şimdi iktidar
hep darmeden nemalanmıştır. Hep darbelerden faydalanarak bugünlere gelmiştir. Darbe ürünü bir partidir AKP. Bizim en temel farklılığımız, en temel ayrıştığımız nokta budur. 15 Temmuz'da da açık tavrı koyan ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Sonrasında da yaptığımız eylemler, ortaya koyduğumuz etkinlikler, mitinglerde de darbe karşıtı tutumumuzu hep yüksek bir sesle dile getirdik. Cumhuriyet ve demokrasi mitingleri düzenledik. Şimdi de Cumhuriyet yürüyüşü düzenliyoruz. Cumhuriyet yürüyüşünü birinci meclisin önünden başlatmamızın sebebi parlamenter demokrasiye ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Parlamenter demokrasi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ortaya konmuştur. O nedenle parlamenter demokrasinin mabedidir. O açıdan birinci meclisten yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Ve bu yürüyüşün çok farklı anlamları var. Özellikle son dönemlerde Cumhuriyet karşıtlığı, Cumhuriyet'in içinin boşaltılması yoğun bir şekilde iktidar tarafından hayata geçiriliyor. İşte burada çok net bir duruş sergilemeliyiz. İşte burada bütün Cumhuriyet yanlılarını, bütün Cumhuriyetçileri, parlamenter demokrasiyi savunanları, demokrasiye inananları, Türkiye'nin bu sıkıntılı süreçten süratle çıkarılıp rahat bir ortama kavuşturması adına bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bu etkinliklere destek vermeleri, omuz vermeleri gerekiyor. Cumhuriyet adına omuz vermeleri gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği açısından omuz vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye içinde bulunduğu bu olumsuz koşulları sürmesi halinde belki çok daha kötü günler bizi bekliyor. Bütün evet. bunları bertaraf etmenin yolu Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bu etkinliklere katkı vermek, omuz vermek, bu çok önemli. Şunu da açık yürekle söylüyorum ki biz bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde kendi güvenliğimizi, kendi tedbirimizi aldık. Ama emniyet de bu konuda son dönemlerde gerçekten düzenlenen etkinliklerde samimi bir şekilde, çok yoğun bir şekilde tedbir alıyor. Bunu biz 30 Ağustos'ta da 19 Mayıs'ta da gördük, mitinglerimizde de gördük. 29 Ekim'de de aynısı olacak. Sayın Valimizle bu konuda görüşmeler yaptık. Emniyet teşkilatımız bu konuda son derece hassas. Üzerlerine düşenliği fazlasıyla yerine getirecekler. Yürekten inanıyoruz. Ama biz de kendi üzerimize düşen bütün güvenlik önlemleri gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, yöneticilerimize alacağız. Şimdiden o çalışmaları başlattık. Ve yine diğer etkinliklerde olduğu gibi vatandaşlarımızın bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle birinci meclisin önüne bekliyoruz. Biz de inşallah orada olacağız i̇nşallah. Sayın Bingöl. Az önce de söyledim, daha şimdiden heyecanlandım ben. Evet. Ama şimdi Cumhuriyet'ten, parlamenter yapıdan da söz ettiniz siz. Çok önemli o anlamda bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bir darbe girişimi tehlikesi atlattı Türkiye. Ancak bu riski atlattığımızı acaba iktidar partisi iyi değerlendirebildi mi? O konuda şüphelerimiz var elbette. Özellikle evet. bu son dönemdeki icraatları nedeniyle. Evet. Şimdi bir darbe girişimi araştırma komisyonu var. O komisyonda Hilmi Özkök, eski genelkurmay başkanlarından Hilmi Özkök'ün açıklamaları hı hı. çok dikkat çekiciydi. Biz uyardık ama işte biz uyarız, siyasi iktidar ne yaparsa yapar, bizim görev alanımız oraya kadardır dedi. Siz de oraya dikkat çekerek diyorsunuz ki 17-25 Aralık miladı çürümüştür diyorsunuz. Evet. Bilmiyorsun çünkü o komisyonda yaptığı açıklamalar son derece önemli ve son derece değerli. Çünkü dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu'nun asli unsurlarından bir tanesi. Açık yüreklikle 2014 raporunu savunuyor ve biz üzerimize düşeni yaptık ama hükümet hiçbir şey yapmadı diyor. Çok net. Evet. Bu cümle son derece anlamlı. Bakın kendilerini temize çıkarmak adına milat olarak 17-25 Aralık yolsuzluk dönemini baz alıyorlardı. Bir defa o yolsuzluktan hiç değinmiyorlar. O yolsuzluğu yapanlar ya da o yolsuzluğa geçit verenler bir defa çok açık bir şekilde evet. yolsuzluğun sorumluları. Ama daha da önemlisi 2004 yılında yapılan bu tespite rağmen hükümetin hiçbir şey yapmamış olması. Hiçbir önlem almamış olması. O zaman dönüp diyeceğiz ki miladınız 2004'te başlıyor. 17-25 Aralık asla değil. Peki bugüne kadar yapılan operasyonlarda askeri ayağı, emniyet ayağı, akademik ayak, öğretmenlerle ilgili, iş adamlarıyla ilgili bir sürü tutuklamalar, gözaltılar açığa alınanlar oldu. Birçok da mağdur yaratıldı.
binlerce, on binlerce mağdur yaratıldı. Ama hiç bu işin siyasi ayağına değinilmedi. Küçük kıyıda köşede birkaç belde belediye başkanıyla sınırı tutuldu. İşte o siyasi aktörler 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu raporunu gereğini yerine getirmeyenlerdir. Şimdi bunu sorgulamak lazım. Tam zamanı Hilmi Özkök'ün açıklamalarıyla Sayın Genel Başkanımızın yaptığı tespit birebir örtüşüyor. Ve Genel Başkanımızın bu konudaki haklı tespiti Hilmi Özkök'ün açıklamalarıyla hayat buluyor. Ne kadar gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Artık siyasi aktörler de bellidir. Darbe girişiminin sorumluları ne kadar bu konuda sorumluysa, en ağır cezalarla cezalandırmalı gerekiyorsa siyasi ayarı da ortaya çıkmıştır. Evet. Şimdi önemli isimler de dinleniyor tabii bu komisyonda. Bugün Mehmet Ağar'ın açıklamaları da çok dikkat çekiciydi. Eski İçişleri Bakanı, ama biz hep hala bir umudumuz var siyasi ayağının ortaya çıkacağı konusunda, ama siz bir siyasetçi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mutlaka çıkacaktır. Hiçbir şekilde hiçbir şey gizli kalmıyor. Bakın işte öyle bir noktaya geldik ki bir darbe girişimi sonrasında Pandora'nın kutusu açıldı. Neler duyduk, neler gördük, daha nelerle karşılaşacağız. Yani ilerleyen her gün yapılan her açıklama suçluların ortaya çıkmasına yol açacak. Evet. Bu darbe komisyonu bile geciktirildi. Darbe komisyonu bile uzun süre çalışmaya başlayamadı. Bizim dayatmamızla, bizim baskımızla mecburen o darbe komisyonu çalışmaya başladı. Ve gördük ki öyle açıklamalar yapılıyor ki bundan sonra da yapılmak zorunda kalınacak. Hele bu darbe girişiminde bulunanların davaları başladığında o darbecilerin ya da tutuklanan, gözaltına alınanların açıklamaları, savunmaları birçok konuyu da aydınlığa kavuşturacak. Mesela biz sırada şunu savunuyoruz. O mahkemeler mutlaka halka açık olmalı. Mutlaka yayınlanmalı. Vatandaşlar mahkemelere giremezse dahi televizyonlar aracılığıyla o davalar görülürken mutlaka yayınlanmalı, şeffaf davalar olmalı ve yargılananların, tutukluların orada neler söylediklerini bütün kamuoyu duymalı, bilmeli. Evet. Peki, biz de umut ediyoruz ama bu karamsar günlerden 29 Ekim var dedik. Evet. İzleyicilerimizin içini ferah tutmalarını, yüreklerinin, gönüllerinin aydınlanmaları dileğiyle size çok teşekkür ediyoruz. Hiç merak etmesinler, Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin umududur ve Cumhuriyet Halk Partisi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter demokrasisinin Yılmaz savunucusudur, sigortasıdır. Vatandaşlarımız hiç umutsuzluğa kapılmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi var. Sonuna kadar yurttaşlarımızla birlikte bu değerleri korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bingöl. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Sayın Bingöl